Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda LGS matematikte 0'dan 20 nete kademeli bir artışı nasıl gerçekleştirebiliriz ve LGS matematikten nasıl kurtulabiliriz? Aslında bundan bahsedeceğim. İlk öncelikle arkadaşlar ben size belirli net aralıkları vereceğim. 0 10 net, 10 15 net, 15 20 net arasındaki öğrenciler olarak 3 gruba ayıracağım ve bu dosyada siz aşağıdan erişebileceksiniz. İlk öncelikle 0 10 net arasındaki öğrencilere başlamak istiyorum. Bu öğrencilere benim tavsiyem ilk öncelikle konu eksiklerini kapatmaları. Çünkü burada bariz bir şekilde belli konu eksiğimiz var. Ve bu konu eksiğini kapatmak için de bizim bol bol konu anlatımı dinlememiz ve test çözmemiz gerekiyor. İlk öncelikle basit kaynaklardan başlayacağız. Eksik olduğumuz konuları belirleyeceğiz. Ve üstüne kata kata devam etmemiz gerekiyor. Soru çöze çöze, farklı kaynaklardan kolay sorular çöze çöze 0-10 neti aşmamız gerekiyor ilk öncelikle. Çünkü aslında bizim 0-10 net arasında olmamızın sebebi bizim konu eksiğimiz olması, bu bariz belli bir şey. Bu yüzden konu eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Konularımızı iyi dinlememiz gerekiyor. Ve konu konu analiz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte benim şu konuda eksiğim var, bu konuya çalışmalıyım diye tek tek konuları tamamlamanız gerekiyor. Konular tamamsa zaten iş çok kolay olacak. Bu sefer sadece soru çözmeye geçeceğiz. Bundan da tabii ki bahsedeceğim. 10-15 net arasındaki öğrencilere tavsiyem orta seviye soru çözmeleri. Büyük ihtimalle yine bazı konularda eksiğimiz olacaktır 10-15 net arasındaysak matematikte. Bu konulara yine bakacağız, analiz yapacağız. Ve hangi konuda eksiksek o konuyla ilgili YouTube'dan olur, başka bir yerden olur, özel ders olur, dershanede öğretmenlerimizden yardım almaya çalışacağız. Ve bu şekilde konularımızı kapatacağız. Konu eksikleri tamamlandıktan sonra da yanlışlarımıza dikkatle bakacağız tabii ki. Bu da önemli. Çünkü aslında bazı sorular konularda yanlış olabilir. Bazıları da 10-15 net aralığındayken yanlış okumadan veya başka bir sebepten dolayı yanlış olabilir. O yüzden tekrardan bakmanızı tavsiye ediyorum ben sorulara. Yanlış sorularınızı dikkatle inceleyin. İşte nerede hata yaptım, yanlış mı okudum gibi sebeplerden olabilir. Ve 10-15 net arasındaysanız orta seviye böyle çözülebilir güzel sorular olan gerçekten kaynakları çözebilirsiniz. Yine bu hafta sonu bununla ilgili hangi kaynakları kullanmalısınız, hangi kaynağı kullanmalı gibi videolar da çekeceğim. Onlar için de abone olmayı unutmayın. 15-20 net aralığındaki öğrencilere tavsiyem ise bol bol soru çözmeleri, konulara oturtmak adına bol bol soru çözmeleri. Eğer eksik konunuz varsa ki büyük ihtimalle azdır, bu konuları tamamlayın ve üstüne konulara oturtmak adına bol bol soru çözün arkadaşlar. Size bunu önerebilirim. Ve orta ve üst kaynaklara geçmeniz gerekiyor artık. Çünkü basit sorularla bir ilgimiz kalmıyor aslında. Orta ve üst seviye soruları çözmemiz gerekiyor ki bizim de artık bir ufkumuz genişlesin. Farklı soru tipleri görmemiz adına böyle yapmamız gerekiyor. Yanlış sorularımıza iyice odaklanıyoruz. Nerede yanlış yaptım? Neden yanlış oldu? Acaba işleme hatası mı yaptım? Yanlış mı okudum gibi nedenlerle olabilir yanlışlarımız. Eğer soruyu yanlış okuyup da yanlış yaptıysanız size paragraf çözmenizi önerebilirim. Bu sayede yanlışlarımızı iyice minimalize ederiz. Hem Türkçe'de hem de matematikteki yanlış okuma sorularını azaltmış olabiliriz. Size bunu önerebilirim. Ve en başında aslında konuları iyi öğrenmek geliyor. Konular olmayınca aslında soru çözmek bize pek bir fayda sağlamıyor. O yüzden konularınızı iyice öğrenmeyi unutmayın. Konular gerçekten de önemli. Sizlere bunları önerebilirim. Umarım sizin işinize yarar. Çünkü ben bu yöntemleri uygulayarak gerçekten de iyi bir sonuç aldım. Sonuç videomuza da ulaşabilirsiniz. Herkese bol şans. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.